Hayırlı akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Bir iftara doğru programında yine sizlere misafiriz. Bugün Esat Yapıcı hocam var, Kocasinan ilçe müftümüz ama programımıza başlamadan önce bugün aynı zamanda Anneler Günü. Tüm annelerimizin ellerinden öpüyoruz. Onlara hayırlı ömürler diliyoruz efendim. Bugün inşallah Ramazan ayımızda zaman kavramını işleyeceğiz. Yani ara ara Ramazan ayını nasıl değerlendiririz, neler yaparız, neler yapmalıyız bunların üzerinde durduk ama zaman kavramı gerçekten bizim için farklı bir anlam ifade ediyor. Zamanı değerlendirme, bereketlendirme, hasaten bugün zaman üzerinde inşallah hocamızla sohbet edeceğiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk hocam. Hayırlı Ramazanlar diliyorum izleyicilerimize. Sizlerin aracılığıyla. Ben de Anneler Günü'nü özellikle bugün Anneler Günü ama genelde bizim için her gün anamızın günüdür. Ciğerimizdir, yüreğimizdir. Bu işte sokağa çıkma, gidememe, şehirler arası yolculuk yapılma vesilesiyle de göremesek de onları arıyoruz, hal hatırlarını soruyoruz, dualarını alıyoruz. Evet. Bugün Anneler Günü, Analar Günü ama yani bugün için annen arar mısın dersen ben ana diyorum, yeşil de ananı arar mısın? Bugün için aramam çünkü her gün arıyorum. Her Evet. gün arayıp konuşuyorum. Yani bugün Anneler Günü'ymüş. Annemiz bir arayan mantığı doğru bir şey değildir. Yanlış bir şeydir. Ha bu vesileyle arayalım mı? Arayalım. Ama Anneler Günü'nde bir anne hatırına gelmek, aramak bizim ne dinimizde, ne kültürümüzde, ne annemizde bize ait olan bir şey Yani değildir. annenin mükerrem olması, annenin saygılı olması, anneye Dolayısıyla saygı göstermemiz her zaman için önemli. biz bu vesileyle yine Anneler Günü'nü analarımızın ellerinden öpüyoruz. Evet. Onlar bizim başımızın tacıdır. Sadece Mayıs'ın ikinci pazarı değil, her gününde bizim en değerlimizdir. Cenab-ı Allah'tan hayırlı ömür Dolayısıyla diliyoruz. başımızdan Evet. eksik etmesin. Onlar bizim veli nimetimizdir. Onların duası yüzüsü hürmetine bizler böyle devam ettiriyoruz hayatımızı. Dolayısıyla hayatta olanlara sağlık, sıhhat, afiyet, Amin. vefat edenlere de Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Bu vesileyle tüm annelerimizi bir almış olduk hocam. Şöyle bir hatıra var da bir abimizin annesi vefat etmişti rahmetli. Böyle otururlarken telefonunda bir telefon gelmiş. Arkadaşının telefonunda onda annem yazıyormuş. Diyor ki sonra onu paylaştığında öyle bir telefonun gelmesi diyor annemin aramasını diyor dünyanın her şeyine bedel olduğunu anladım diyor. Annemi diyor keşke yaşarken diyor daha çok görseydim, daha çok ziyaret etseydim, daha çok koklasaydım diyor. Evet. Dolayısıyla Onların dualarını hayat almak. hayatta olanların kıymetini bilelim, dualarını alalım inşallah. Evet. Sayın hocam bugün dediğimiz gibi başlangıçta Ramazan ayı ve zaman üzerinde duracağız inşallah. Yani özellikle zaman üzerinde duracağız. Yani bizim belki en çok gaflette olduğumuz, değerini bilemediğimiz bir kavram, zaman kavramı. Ramazan'da tabii ki şu an için bol bol düşünme gibi bir zamanımız var, vaktimiz var. Bu anlamda Ramazan ayında biz zamanı nasıl disipline etmeliyiz, zamanı nasıl anlamalıyız? Yani bir müminin zamanı nasıl geçer? Mesela bir müminin Ramazan'da 24 saati nasıl geçmelidir? Yani bu minvalde neler Evet. demek istersiniz? Biliyorum hatırlar mısın? Bizim böyle televizyonculuğun yeni çıktığı zamanlarda, yerel televizyonların ilk zamanlarında Müslüman'ın 24 saati diye bir video yayınlanmıştı. İbrahim Sadri falan orada rol oynamıştı. Evet. Ben onu çok iyi, çok izlemiştim. Çok da izletmiştik. Çok güzel mesajlar vardı orada. Sorunuzun başında demiştiniz ki bizim işte kıymetini bilmediğimiz Bir değerlerden kavram, bir evet. tanesi de zaman demiştiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi şerif var. Nimetani mabubun diye başlayan. Yani iki noktada insanlar aldanıyorlar. Yani değerini kıymetini bilmiyorlar. Bunlardan bir tanesi es-sıhhatu ve zamanı diyor. Vel vakt. Yani bu sıhhat ve vakit, boş vakit. İnsanlar bu noktada maalesef aldanıyorlar. Onu biz şimdi daha iyi anlıyoruz. Bu yani hem boş vakti hem de sıhhatin ne demek olduğunu bu salgın günlerinde daha iyi anlıyoruz. Çünkü böyle mikroskopla görülen bir virüsün
insanları, bizleri nasıl tedirgin ettiğini, ne hale soktuğunu, sıhhatin ne demek olduğunu çok iyi anlıyoruz. Dolayısıyla biz zamanımızı, vaktimizi iyi değerlendiremediğimiz zaman biz, Cenab-ı Allah bunun hesabını bize soracaktır. Çünkü bu nimettir. Şimdi Yusuf Hocam, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde birçok konuda yemin ediyor. Yani bir mesajın, yani birisine biz bir şey anlatmak istediğimizde vermek istediğimiz mesajın öne binaen ve karşı taraftaki muhatabımızı ikna etmek açısından o kişiye işte emin ol ki işte cidden mi böyle, hakikaten mi böyle, daha da olmazsa bak yemin olsun ki, daha da emin olsa bizzat yemin ederek, örnek olarak veriyorum, vallahi diyoruz değil mi? Evet. Billahi diyoruz, tellahi diyoruz. Yani hem vermiş olduğumuz mesajın önemine binaen hem de karşı tarafı ikna etmek için. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de birçok şeye yemin ediyor. Bunların yeminlerinden bir tanesi de velle asrı diye, asra yemin olsun ki diyor. Zamana yemin olsun diyor. Yani bu asrın ifade ettiği manayı birkaç manada söylüyorlar ama bizim anladığımız manada düşünecek olursak zamana yemin ediyor Cenab-ı Allah. İnne insene lefî husrün. Yani Araplarda da normalde zaman çok önemli bir kavram hocam. Yani cahiliye Araplarında özellikle tabi malumunuz onu söyleyeceksiniz muhakkak ama hani zamana yemin edilmesinin hikmetinde de yani zamana büyük değer atfediyorlar. Bu aslında Cenab-ı Allah hani değer verilen bir şeye dediğiniz gibi yeminle başlıyor. Şimdi Şems suresinde 7 yere yemin ediyor. 7 yere yemin ettikten sonra orada Cenab-ı Allah mesajını veriyor. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا وَقَدْ خَبْ مَنْ دَسَّهَا. Yani nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Nefsini arındırmayanı hüsrana ermiştir diye. Burada da böyle tek kelimeyle surenin başlangıcında da وَلَّ عَصْرِ böyle vurgusu da, anlamı da, manası da zamana, asra yemin olsun. Bu zaman o kadar değerli, o kadar kıymetli ki Cenab-ı Allah ona yemin ediyor. Biz neye yemin ederiz? Allah'a. Allah muhafaza. Yani Allah'ın değeri noktasında bir şeyimiz yok. En değerlimize yemin ediyoruz. Hani vallahi billahi diye başladığımız tabii, zaman. Kur'an'a Allah'a yemin ediyoruz. İşte daha bir yerel tabirle diyoruz ki ekmek Kur'an'a yemin ediyoruz. En kutsallarımıza evet, biz de yemin ediyoruz. Dolayısıyla Cenab-ı Allah da asra yemin ediyor, zamana yemin ediyor. Zaman, vakit bizim açımızdan öyle hiç yabana atılacak bir zaman değildir. Çünkü her şeyimizi telafi edebiliriz ama geçen zamanı telafi etmek mümkün değildir. Şu an ki konuşumuz bir saniye geçmiştir, geriye getirilmesi mümkün değildir. Nice böyle tarihe mal olmuş insanlara baktığımız zaman onları konuşturduklarında, onların hatıralarını dinlediklerinde hep şunu söylüyorlar. İşte bütün servetimi, her şeyimi vermeye hazırım. Şu zamanı geriye bir döndürebilsek diye. Bizler zamanı geriye döndürebiliriz. Nasıl döndürebileceğiz? Eğer içinde bulunduğumuz anı iyi değerlendirebilirsek o zaman zaten değerlendirilmiş demektir, işlenmiş demektir, kıymeti bilinmiş demektir. Kıymeti bilinen bir şey, değerli olan bir şeyin zaten o anla değerli devam ediyor, gidiyor demektir. Dolayısıyla bizler özellikle bu Ramazan-ı Şerif'te yani bir dahaki Ramazan'a ya kavuşuruz ya kavuşamayız. Muhasebesini yaparak, hesabını yaparak Ramazan'ı en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Ramazan'da sanki zamanla daha iyi disipline edebiliriz değil mi hocam? Zaten bizim dinimizin bütün ibadetleri hep zaman kavramıyla alakalıdır. Yani ibadetler aslında bize bir zaman disiplini sağlıyor. Beş vakit namazımızı bir düşünebiliyor musunuz? Bizi sabah erkenden kaldırıyor bir kere. Elimizi yüzümüzü yıkattırıyor. Abdest aldırttırıyor. Yani bu arada hijyen, temizliği de sağlattırıyor. Ve güneş doğmadan daha sizi hayata hazırlıyor. Yani bu ibadet bize en büyük zaman disiplini sağlayacak. Bu da namazdır. En büyük zaman disiplini sağlayacak olan şey bizim namazımızdır. Yani beş vakit namazına riayet eden, vaktinde kılan ve
bu konudaki hayatındaki prensibi bozmayan bir kimse vaktini, zamanını en iyi şekilde değerlendiren kimsedir. Onun zamanı israf olmaz. Mutlaka bir şekilde değerlendirecektir. Dolayısıyla evet. Dolayısıyla biz ibadet ve zaman kavramını, vakit kavramını birbirinden ayıramayız. Oruçta da böyledir, haçta da böyledir, zekat da böyledir. Hepsi zamana bağlıdır. Çünkü bizim geliş, dünyaya geliş müddetimiz sınırlı. Bir zamanı var. Doğduk, vakit gelecek, öleceğiz. Dolayısıyla bu zamanı biz iyi değerlendirmezsek, kıymetini bilmezsek eğer geçen zamanı geriye getirmemiz mümkün değildir. Peygamber Efendimizin şöyle bir hadis-i şerif var. Hani diyor ki insan öldükten sonra yani 5 şey kendisine sorulmadan yerinden ayrılmaz. Onlardan bir tanesi de işte an ömrühi fîme efnâhu diyor. Yani ömrünü nerede geçirdiğini, ömrünü nerede harcadığı ona sorulmadan yerinden ayrılamayacaktır. Yani hesabın ilk devresinde böyle bir şey var Sayın Hocam. Dolayısıyla hani bu dünya hayatını değerlendirirken Ramazan ayını özellikle şu anda geçirdiğimiz zaman evresinde bir müminin yani Ramazan ayının bir günü diyelim ki nasıl olmalı? Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerine baktığımızda, Kur'an'a baktığımızda insanoğlunun en çok böyle zarar gördüğü, hüsrana uğradığı diyelim, durumlar zaman kavramıyla alakalı, vakitle alakalıdır. Efendimizin hadis-i şeriflerinde el-müslimu men selmen müslimunu lisanihi ve yedihi diyor. Yani Müslümanı tarif ederken Müslüman elinden ve dilinden bir başkasının güven dolduğu kimsedir diye tarif ediyor. Şimdi bizim zaman dediğimizde bu zamanı en çok boşa geç. Bir insan şurada oturur. Tek başına hiçbir şey yapmasa sadece der ki ya zamanı boşa geçiriyordur. Ama şurada oturduğunda, burada oturduğunda eğer diliyle bir şeyler konuşarak, boş konuşarak, gıybet ederek eğer vaktini geçiriyorsa buradaki zararın telafisi çok zordur. Ama şurada tek başına oturduğunda, boş oturduğunda onun telafisi olabilir. Ama bir de bunun yanında diliyle gıybet ediyor da. Yani burada hani mala yani diye bizim dini bir literatürümüz var. Yani boş şeyler, değersiz olan, terk edildiğinde bize bir zarar yok. Yapıldığında da bir faydası yok. Hiç mala yani. Nav diye bumuş. Sanki Kur'an-ı Kerim'de onu Cenab-ı Allah Mü'minin suresinde İşte oraya da geleceğim. Bellerim anillâvü muriduna. Biz hani bir de Efendimiz'in hadis-i şerifinde müminin diyor imanının kemale ermesine nedir diye soru sorulduğunda terküvü mele yani diyor. Yani o kendisine ne faydası olan ne zararı olan o şeyleri terk etmesi kişinin imanının kemaline ona bağlıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla biz buradaki hani o el-müslimü men selmen hadisi için okumamındaki sebep bizim dilimizde yapmış olduğumuz bu mala yani bu gıybet, dedikodu, laf katırıp götürme bunlara giriyor ki biz bununla müflis hadisini de biliyoruz ki ahiretteki müflis eden kimsenin kimdir diye sorduklarında bu dünyada işte namazını kılıyor, haccını, orucunu, zekatını bunu yapıyor. Ama bunun yanında da dedikodusunu, gıybetini bunu yaptığı zaman ahirete vardığında onların hepsi teker teker gidiyor. Bu işte müflis budur diyor. Şimdi o Mü'minun suresinde قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ diye başlayan ve tehditle başlayan mümin derken müminler kurtuluşa erdi. Mümin derken bize bir sorulduğunda hemen tarifini yapabiliriz. Allah'a, peygamberine, meleklerine, kitaplarına iman eden deriz. Ama orada mümin derken Efendimiz hadis-i şerifte ayet-i cilerinde Yüce Rabbimiz اَلَّذ۪ينَ diye başlıyor ki isim mevsuldür. Kendinin öncekini açıklar, mümini açıklıyor. Namazdan, ondan sonra zinadan, bundan bahsediyor. Onu وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللّٰهِ مُعْرِضُونَ diyor. Onlar
böyle bu vakitlerini boşa geçirmeyen insanlar, yani müminin vasfı bu, müminin tarifi bu. Yine Furkan suresinde Rahman'ın has kullarından bahsederken, hepimizin malumu ve ibadur rahmanin lezine yemşûne alelarda hevnen, onlar işte Rahman'ın has kulları böyle yürürlerken kendini bilmez insanlarla karşılaştıklarında onlar muhatap olmaz. Onlarla muhatap olduğunda, şayet muhatap olursa eğer, galû selâmâ der. Selam der, çeker gider diyor. Müminin, bunlar müminin tarifi bunlar. Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde görmek istediği vasıflar bunlar. Dolayısıyla biz özellikle Ramazan-ı Şerif'te müminin 24 saatinin nasıl olması gerektiğini düşündüğümüzde, Ramazan-ı Şerif'te bunun daha iyi anlıyoruz. Ve sahurla birlikte, mukabelelerle birlikte, hele bir de hani hocalarımızın hep tavsiye ediyorlar, nasıl olsa sahura kalkıyoruz. Kalkınca hemen bir abdest alıp iki rekat o seher vakti teheccüd namazı kılmak, onun vakti değerlendirmek, zamanı değerlendirmek ve bu de bunu Ramazan'ın devamında da bu alışkanlığı, bu güzel ibadetlerimizi devam ettirmek bir müminin vakti en güzel şekilde değerlendirmesindendir. Şimdi belki sizin programınızda mıydı, başka bir programda mıydı, yine söylemiştik. Zamanla ilgili hani hem teheccüden hem seher vaktinden bahsettiğimizde, hani güneşin hızını biliyoruz. İşte saniyede şu kadar güneş ışığı diye hızı var. Güneşin doğuşunu yatakta karşılayan bir insanın, uyurarak karşılayan bir insanın güneşin hızına yetişmesi mümkün müdür? Mümkün değildir. Ama güneşi ayakta karşılayan bir insanın arkasından da güneş yetişemezmiş. Yani insanın zamanı, günü o şekilde bereketleniyor. Zaman kavramı aslında biz güne nasıl başladığımızla da alakalıdır. Eğer biz güne güneşin doğuşunu böyle uyuyarak güneşi üz yatakta karşılıyorsak eğer, zaten o gün ziyandadır. O gün kaybetmişiz demektir. Eskiden bereket kavramı vardı. İnsanlar böyle elle yerel şey imkanlarla harmanlarını kaldırırlarken çok kıt imkanlarla buğdaylarını, unlarını temin ederlerken insanlar hiç kıtlık yaşamamışlar. Ancak kıtlık hani belli bir zamanlarda, yağışların olmadığı zamanlarda kıtlık yaşanmış. Ama o insanların zahiresini kaldırırken harman yerindeki o buğdayı bile tavuk yemi olarak kullanırken, israf etmiyorken, işte orada bereket vardı. Ve orada asıl bereket, orada insanlar güneş doğmadan daha seher vaktinde kalkıp, bu insanlar nasıl kalkıyorlardı peki? Yatıyorlardı da onun için kalkıyorlardı. Yatabiliyorlardı da kalkıyorlardı. Hani böyle şeyh müridiyle karşı karşıya kaldığında mürid demiş ki, efendim himmet demiş, oğlum hizmet demiş, efendim sabah kalkamıyorum demiş, oğlum yatamıyorsun ki demiş. Yani bir insan yatamıyorsa eğer kalkamaz elbette. Biz şimdi bu Ramazan günlerindeyiz. Sahura kadar yatmıyorsak eğer, hani Cenab-ı Allah'ın ben geceyi sizin için bir dinlenme diye yarattım ayeti celilesi varken, biz bunu geceyi gündüz hayatı gibi yaşarken, özellikle bu sokağa çıkma yasağının olduğu bu günlerde, eğer biz geceyi gündüze çevirirsek, gündüzü de orucumuzu da tamamen uykuya tutturursak eğer, zamanın, günün bereketi hiç olmaz. Dolayısıyla biz zamanımızı, bereketimizi değerlendirebilme, o bereketlerinden istifade edebilmek için geceyi dinlenme, gündüzü de maişet geçim için yapacağız ki gecenin de bereketinden, seherin de bereketinden, gündüzün de bereketinden faydalanacağız. Aksi takdirde kaybedenlerden oluruz. As suresinde olduğu gibi, اِنَّ الْاِنْسَنَ لَف۪ي خُسْرٌ
insanoğlu hüsrandadır ayetinin maalesef belirtildiği gibi hüsrana uğrayanlardan olur. O istisnadan sonra yapılacak olan hususları Cenab-ı Allah bize açıklamış değil mi hocam? Bir de İnşaat suresinde hani feyde ferata fensap, yani bir işi bitirince diğerine koyul diye de yani Cenab-ı Allah'ın insanoğluna bir tavsiyesi var. Bu noktada Müslüman her zaman için harekette olmalı, fiiliyatta olmalı. Bu hüsrana uğrayanları Cenab-ı Allah istisna ettiği zaman işte İllezine amenu ve amilus salihati. Tam bu zamanlar için değil mi hocam bu şeyler? Bu anlatılanlar. Salih amel işlemek, ondan sonra efendim güzel işler yapmak. Zaten bir insanın zaman kavramı ortadan çıktığı zaman hayat olmuyor ki. Yani ibadetler zamanla alakalıdır. Orucumuz zamanla alakalıdır. Haccın bir zamanı vardır, kurbanın bir zamanı vardır, zekatın bir zamanı vardır. Hepsi zamanla alakalıdır. Dolayısıyla o hüsrana uğrayanlar istisna tutulduğunda illellezine amenu ve amilus salihat, iman etti ve salih amel işleyenler, salih amelin de zamanla alakalı vardır ki vakitle alakalı vardır. Evet. Dolayısıyla biz bu zamanı çıkarttığı zaman zaten hayat durmuş demektir. Yani ömür olmaz ki. Yani İnsan zaman nedir? Nefes alıp verdiği zaman zamanı yaşıyor demektir. Nefesi durduğu zaman zaman bitti demektir. Biz de bu Allah'ın bize vermiş olduğu bu nefes alma verme melekesini, bu nimeti en iyi şekilde değerlendirdiğimiz zaman iyi işler yaparak, salih amel işleyerek, hayırda çalışarak, güzel işler yaparak bunları değerlendirdiğimiz zaman o gün bereketleniyor. Günü bereketlendiği zaman insanın ömrü bereketleniyor. Ve bizler asıl işte zararımız olan, bizim kaybettiğimiz noktada buradaki zamanı iyi değerlendiremediğimizde, insanın ömrü boşa geçtiğinde, belli bir yaşa geldikten sonra geriye dönüp baktığında eyvah ne olmuş bu bektim, bu kadar zaman boşa geçmiş dediğinde işte o zaman işte demiş olduğunuz, belirtmiş olduğunuz hüsrana uğrayanlara sınıfına girmiş oluyor. Yani şu anda bizim için hocam yani dünyayı böyle zaman dilimine ayırırsak şayet hani dün, bugün, yarın gibi. Dün işte geçmiş bizim zamanımız. Bugün evet. İşte içinde yaşadığımız. Şu an için elhamdülillah yani Cenab-ı Allah'ın verdiği ömürler, nefesle hayatımızı devam ettiriyoruz. Elimizde fırsatımız var. Tabii yani insan vefat ettikten sonra hesapta sorguyla karşı karşıya kaldığı vakitte hani keşke dünyaya bir kere daha dönsek de salih amel işlesek, iyilerden olsak deme gibi bir lüksü yok. Ama şu an için iyi olma, iyi işlerin peşinde olma gibi bir şeyimiz var. Hani Cenab-ı Allah Tekasür suresinin sonunda ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ yani verilen bütün nimetlerden sorulacaksınız diye tehditli, şiddetli bir şekilde ayetin Tekasür suresinin sonundaki ayette bizlere bunları evet. soruyor. Bu konuda i̇şte, ne demek istersiniz yani hocam? Yani zaten o hani sohbetimizin başında söyledik ya, insan vaktinin zamanının nerede geçirdiğini hesaba verilmeden cennete giremez diye. Çünkü o nimetlerden bir tanesi de ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَيْدِنْ عَنِ النَّعِيمِ vakit zaman nimetidir. Bir Akabe biatına katılan bir sahabe var. Abdullah bin Mugaffel diye sahabe yani zannederim ilk birinci Akabe biatına katılan sahabelerden bir tanesi. İlk Müslümanlardan sayılır, Medine'nin Müslümanlardan. Böyle bir gün yeğeni yaptığı iş şey yapıyor yani taş atıyor ya. Alıp taş atıyormuş, boş yerine taş atıyor. Uyarıyor diyor ki bak diyor bu boş iş diyor. Böyle boş işlerle uğraşma diyor. Israrla devam ediyor taş atmaya. Yani bu sahabe, peygamberimizin sohbetinde bulunmuş, orada Ashab-ı Suffe'de bulunmuş, Kur'an'ın indiğine şahitlik etmiş, mucizelere şahitlik etmiş, mutlaka peygamberimizden öğrenmiş bir şeyler vardır değil mi? Sahabedir, yani akabe biatına katılmıştır. Ve diyor ki, eğer diyor, sen bu iş boş işe devam edersen diyor. Bu boş işe devam edersen ne seninle diyor konuşurum ne de senin cenazene gelirim diyor.
Bu kadar tehdit ediyor. Ha, konuşmasına devam etmiş, cenazesine gelmiş, o ayrı bir şey. Ama buradaki bizim buradan çıkarmamız gereken ders, o sahabenin, Akabe beyatına katılmış o sahabenin, o kendi yeğeninin zamanını boşa geçirmesinden dolayı yapmış olduğu tehdide bir bakar mısınız? Seninle diyor irtibatı koparırım, senin cenazede gelmem diyor. Yani bu boşa geçirilen zaman ve öbür tarafta bir müminin, Peygamber Efendimiz bir kimsenin bir kimseye 3 günden fazla dargın durmasını yasaklarken seninle irtibatı koparırım diyor. Bir mümin, bir sahabe eğer ona bu kadar büyük bir tehdidi savuruyorsa demek ki o boşa geçen zaman ondan çok daha büyük. Veyahut da ondan daha kıymetli mümin açısından. Dolayısıyla hocam bizim zaman kavramı bizim dinimiz açısından, mümin açısından, özellikle Ramazan-ı Şerif açısından hani sahurda kalktığımızda 2 rekat namazımızı kılıp da teheccüd namazımızı kılıp sahurumuza oturduğumuzda ezanla birlikte artık sabah namazı vakti girdiğinden hani biz de bir 15 dakika bekliyoruz bir. Ondan sonra o zamana kadar yine o seherin manevi havasından istifade edip Kur'an'la, istiğfarla, salavat-ı şeriflerle vaktimizi geçirdiğimizde, ailemizle birlikte, çocuklarımızla birlikte oturup Kur'an okuduğumuzda, bilenlerimiz mukabele okuyup, bilmeyenlerimiz eğer bilmiyorsa bile en azından dinlediğinde, ondan sonra namazı kıldığında, ilimle, fikirle, tefekkürle, kitapla, okumayla vaktini geçirdiğinde, sonra güneş doğuyor, kuşluk vakti, 45 dakika vakit geçiyor, ondan sonra kuşluk vakti namazını kılıyor. Ondan sonra günlük ihtiyaçlarını, işlerini görüyor. Öğlen vakti oluyor. Öğlen vakti yaklaştığında öğlen namazına. Ondan sonra tabii ki erken kalktı. Yani sünnet üzere olan hani özellikle bu hani evde kaldığımız bu günlerde eğer uyuyacaksak bile bu uykuyu ikinden sonra akşama doğru değil de öğlen ikindi arası yaptığımız zaman ve kaylule uykusu, sünnet olan uyku bunu bu şekilde uykumuzu uyuduğumuz zaman ikindi, akşamlı, iftardı, teravihti derken günümüzü böyle o ibadetle, tefekkürle, tezekkürle, okumayla geçirdiğimiz zaman işte insanın o günü bereketli oluyor. Şimdi geçen bir önceki Diyanet İşleri Başkanımız bir programda şöyle demişti. Hani malayaniden, terküh-ü malayaniden bahsettik. Kişinin imanının kemale ermesi malayaninin terkinden bağlıdır diye. Evet. Şimdi en büyük malayani o zaman dedi ki hocamız hani insan diline oruç tutturacak, gözüne oruç tutturacak, kulağına oruç tutturacak. İşte mide zaten oruç tutuyor. Bugün dedi en çok oruç tutturması gereken şeyler şu parmaklarımız dedi. Hani bu telefonun sosyal medyanın başına geçtiğimizdeki o kullandığımız klavyelere tuşa basarken ki kullandığımız o kelimeler var ya onların vermiş olduğu insana, topluma bize, dinimize, yaşantımıza vermiş olduğu zarar işte bizim hem maneviyatımızı hem de sosyal ilişkilerimize zarar veriyor. Oradaki hani insan mutlaka bir artık bu kaçınılmaz bir şey. Yani kendini insan soyutlayamaz. Bir bu sanal dünyadan soyutlayamıyoruz. İşte şu anda bir sanal dünyanın içerisinde yaşıyoruz. Biz şu anda biz de televizyon ekranındayız ama birçok insanın evindeyiz. Birçok insanın kulağı bizde bizi dinliyorlar. Eğer biz burada şu konuşmalarımızda farklı şeyler konuşsak insanlar bu konuşmalarından dolayı farklı şeyler yapacak olsalar nice insanları biz zehirlemiş oluruz. Biz o telefonumuzu kullanırken, telefonumuzun o tuşuna başlarken kullandığımız kelimeler, cümleler de dikkat etmediğimiz zaman işte biz orucumuza zarar vermiş oluruz. Vaktimizi boşa geçirmiş oluruz. O zaman da işte bel asr innel insane lefi husr. Asra yemin olsun ki insan hüsrandadır, zarardadır ayetinin bizde tecelli ettiğini görüyoruz.
Hocam burada tabii konu farklı bir şimdi noktaya geldi. Şimdi konu farklı konuya geldi ama şuraya bir getireyim ondan sonra. Siz sorunuzu unutmayın lütfen. Şimdi bu sosyal medyayı, bu sanal alemi ister istemez kullanıyoruz. Birçok insan kullanıyor, birçok insan bir şeyler paylaşıyor. Yani beğenmeyebiliriz. Bizim görüşümüze uymayabilir. İlla ki onun altına hani bu orucu elimize oruç tutturacağız ya. Yani. Dilimize, gözümüze oruç tuttururken, bedenimize oruç tuttururken, parmaklarımıza da oruç tutturacağız ya. Dolayısıyla biz o beğenmediğimiz insanın fikrini bile illaki hakaret ederek mi, işte küfrederek mi, yani başka şeyler mi söyleyerek mi biz ona cevap vereceğiz? Yani ona cevap ver edebince, üslubunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına baktığımız zaman bizim için örnek bir hayattır. Daha çok dinlediğini görüyoruz. Daha çok dinliyordu. Hatta soru soranlara bile sizden önceki ümmetler çok soru sordukları için helak oldular diye söylüyor. Çok soru sormayın diyor. Bir gün sahabenin bir tanesi işte hac farz olunduğunda diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hac diyor sizlere farz kılındı diyor. Oradan sahabe diyor ki ya Resulallah her sene mi hac edeceğiz diyor. Peygamberimiz susuyor. Tekrar soruyor. Tekrar susuyor Peygamber Efendimiz. Tekrar soruyor. Diyor ki eğer diyor evet diyecek olsam diyor oruç, hac size her sene farz olacak. Buna da sizin gücün yetmeyecek diyor. Ve devamında diyor ki çok soru sormayın. Sizden önceki ümmetler çok soru sorduklarından dolayı helak oldular diyor. Bu nedir? İşte bu hani dilimizi, gözümüzü, bütün bu mala yaniden onu terk ettiğimiz zaman, gereksiz şeylerden kurtardığımız zaman o zaman susmak bile bizim için ibadet oluyor. Yine hani Efendimizin hadis-i şerifinde var ya فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ diyor. Ya hayır söyle ya da sus diyor. Bizim atalarımız bize ne güzel söylemişler. Söz gümüş ise sükut altındır diye. Dolayısıyla bu Ramazan-ı Şerif'te vaktimizi en iyi şekilde değerlendireceğiz. Şu Yusuf Hocam, sokağa çıkma yasağının olduğu bu günlerde, önümüzdeki günlerde yine olacak. Bayramda da muhtemelen yine öyle olacak. Biz eğer vaktimizi gece sabahlara kadar televizyonun başında, işte telefonun başında, internetin başında geçiriyorsak eğer, biz kaybedenlerden oluruz. Gündüzü de uykuya, orucu uykuya tutturuyorsak eğer, kaybedenlerden oluruz. Burada şunu söyleyeceğim hocam. Yani şimdi ortalama bir 60 yıllık insan ömründe işte değişik istatistikler yapmışlar. İşte 20 senesi işte bunun uykuya gidiyor. 10 senesi işte televizyona gidiyor. Diyor ki işte bir ay boyunca işte beklediğin işte kırmızı ışıkta süre işte bir aydır diyor. İşte asansörde geçirdiğin süre şu kadardır diyor. Örneğin diş fırçalarken geçirdiğin süre evet, şu kadardır diyor. Yani bir 10 senesi bunun işte televizyon, benim burası çok dikkatimi çekti. Tabii bu araştırma muhtemelen daha önceki yıllarda yapılmıştır. Şu anda dediğiniz gibi yani teknolojik olan gelişmelere olan ilgimiz veya işte sosyal medyada geçirdiğimiz vakit, yani bir burası var. Bir de bunun dışında yani Ramazan ayımızı gerçekten değerlendirmemiz gereken, ilimle, bilgiyle takviye etmemiz gereken bir sürecimiz var. Sadece Ramazan ayı içinde değil, bundan sonraki süreçler içinde bu geçerli. Yani bu noktada gerçekten kendimde bir okuma alışkanlığı, ailemize bir okuma alışkanlığı için bir fırsat değil midir Ramazan ayı? Yani özellikle bu sokağa çıkma yasağı müthiş bir fırsat. Daha küçük çocuklarımızdan başlayarak okula giden çocuklarımızla birlikte hani televizyonlarda artık uzaktan eğitim başladı. Kitap okumayla alakalı inanılmaz derecede kitaplar yayınlanıyor. Sosyal medyada, internete insanlar okusunlar diye Kültür Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığımız yani bütün arşivlerini açtılar. Dolayısıyla yeter ki biz okumak isteyelim. Evimizde imkanlarımız var, telefonumuz var, bilgisayarımız var. Bir tuşa bastığımız zaman yüzlerce, binlerce kitaba anında sahip oluyoruz. Ve biz okudukça insan tabii ki bilmediğini öğrenecek. Bir insan okumadığı zaman bilmediğini bilmeyecek. Cehalet ortaya çıkacak.
sıkıntılar ortaya çıkacak, problemler ortaya çıkacak. Dolayısıyla biz bir plan yapmamız lazım. Bir anne babanın evinde oturup aile fertleriyle birlikte bir plan yapacak. Günlük planını yapacak. Yani Ramazan'ın daha 16'sındayız. Daha yeni ikinci devreye geçtik sayılır. Bu 15 günlük süre içerisinde 24 saatimizi planlarını yaptığımız zaman uyku saatini, kitap okuma saatini, namaz saatini, teravihlere gidemiyoruz, namazlara gidemiyoruz, cumalara gidemiyoruz. Evimizdeyiz değil mi? Hep beraber çocuklarımızla birlikte aynen cumaya gidiyormuş gibi evimizde kalkıp beraber öğlen namazını cemaatle kılsak, aynen böyle güzelce elbiselerimizi giysek, teravihe gidiyormuş gibi ezan okunduğu zaman ezan okunmadan daha hazırlıklarımızı yapıp ezanla birlikte haydi namazımızı kılıyoruz diyerek çocuklarımızla birlikte, ailemizle birlikte teravihte namazımızı kılsak, ondan sonra çayımızı kahvemizi içip ondan sonra istirahate geçip seherle birlikte kalkıp sahur, Kur'an'dır, ibadettir, tefekkür, tezekkürdür. Bunlar yaptığımız zaman işte o zaman disiplinine, ibadetlerin kazandırmış olduğu o zaman disiplinini de biz kazanmış olacağız. Sizin İnşirah suresinde söylemiş olduğunuz feyde ferat efensab beyle rabbike fergab. Bir işte yorulduğun zaman başka bir işe yönelen insan vücudu, anatomik yapısı öyleymiş. Zihin de öyle. Yani matematik çalışan bir insan matematiği bırakıp da işte Kur'an okumaya başladığı zaman zihin tamamen dinleniyormuş. İşte kitap okuyan bir insan kitabı bırakıp da Kur'an okumaya başladığında veyahut da ibadete başladığında veyahut da bahçesine inip de küçük bir orada işte uğraştığı zaman ne yapıyor? O zihin, tam yorulan zihin tamamen dinleniyor. Beden dinleniyor, zihin dinleniyor. Yeter ki biz zamanımızı, vaktimizi bizim Allah'ın bizim vücudumuzu yarattığı o şartlara göre biz değerlendirelim. Hani geceyi gece gibi, gündüzü gündüz gibi değerlendirelim. Geceyi gündüz yaparsak, gündüzü de gece yaparsak eğer, o zaman vücut ne oluyor o zaman? Kimyasını şaşırmış oluyor. Kimyası bozuluyor, vücudun kimyası bozuluyor. Fıtrata göre hareket etmemiş oluyor. Hani hadis-i şerifte var ya, ikinden sonra güneş batarken uyuyan bir kimse uyandığında ben başına bir iş geldiğinde benim başıma niye bu iş geldi diye sormasın diyor. Veyahut da daha da açık tabirle delirirse diyor ben niye delirdim demesin diyor. Güneş batarken ki o yatmasından kaynaklanıyordur o diyor. Yani bunu tecrübe etmişizdir, yaşamışızdır. Yani bir insan tam akşam üzeri yattığı zaman bir kalktığı zaman ya sabah mı oldu acaba diyor şaşırıyor. Dengesi bozuluyor. Güneş doğarken de böyle, yatarken de böyledir. Yani ne doğarken üzerimize güneş doğacak, ne de batarken güneş üzerimize batacak. Allah'ın bizim biyolojimizi de yaratırken vücudumuz da güneşin doğmasından da batmasından da etkilenecek. Böyle yaratmış. Topraktan etkilenen bir insan, havadan sulardan etkilenen bir insan, vücut olarak etkilenen bir insan, güneşin doğmasından batmasından zamandan etkilenmez mi? Etkilenecektir. Öyleyse bu Ramazan-ı Şerif'i bir fırsat bilelim, değerlendirelim. Özellikle erken kalktığımızda teheccüd namazıyla birlikte hayatımıza başlarsak, hani atalarımızın bir sözü var ya, bir işe nasıl başlarsın öyle biter diye. Teheccüdle başlanan bir günün bereketli bitmesi kaçınılmazdır. Mutlaka bereketli bitecektir. Tabii Ramazan ayı bizim için hocam bir aynı zamanda bir öğretmen hüviyetinde, bir okul hüviyetinde. Yani Ramazan ayımızı değerlendirirken tabii meala yani zamanı değerlendirmek, meala yani işlerden boş kalmak bunları konuşuyoruz. Sonuçta bugün evlerimizde çocuklarımız var. Bu çocuklarımız vakitlerini bizim gösterdiğimiz istikamette veya bizleri örnek alarak farklı istikamette bir şekilde devam ettiriyorlar. Bu süreçte çocuklarımızla ilgili yani onların daha çok merakı tabii oyuna merakları var. İşte cep telefonunda farklı oyunlar var, uygulamalar var. Bunlara yöneliyorlar. Veya işte televizyonda çok fazla vakit harcayabiliyorlar. Anne, baba ve çocuk ilişkisi noktasında zamanı nasıl değerlendirsin velilerimiz? Yani
Tamamen onlardan soyutlayamayız değil mi? Ne televizyondan, ne oyundan, ne bilgisayardan, ne cep telefonundan soyutlayamayız. Mutlaka hayatımıza girdi. Olmuyor. Yani cep telefonu evimizde unuttuğumuz zaman böyle şaşırıyoruz ne yapacağımız. Öyleyse ne yapacağız? Bu plan program yapmamız lazım. 24 saatimizi çocuğun oyun saati olacak. Hani nasıl ki bizim bir ibadet vaktimiz zamanımız varsa oyun saati olacak. Yemek saatimiz var nasıl olsa. Dolayısıyla kitap okuma saati, Kur'an okuma saati, sıla-i rahim, beraber sohbet, çay, kahvedir. Bütün bunların biz zamanı dilim dilim ayırıp da o plana programa uyduğumuz zaman ama biz bütün aile olarak buna uyacağız değil mi hocam? Bütün aile olarak tabii. Yani şimdi yani, çocuğumuza hadi siz yani, kitap okuyun ben şurada oyun oynayayım dediğimiz zaman bir anlamı var mı? Olmaz ki. Zaten bunu beraber okurken de beraber okuyacağız. Özellikle çocuk zaten küçükse eğer bizim elimizde bu oyunu görüyorsa eğer bırak şimdi bunun sırası mı? Git eline bir kitap al dediğimiz zaman o çocuk gider öbür tarafta başka bir şey alır oynar bu sefer. Biz örnek olarak aile, anne baba olarak bu örnekliği yaşamadığımız zaman çocuk hiçbir zaman asla tek başına gidip o zamanını en iyi şekilde değerlendirmez. Bir eğitimciden dinlemiştim. Çocuğuna nasıl kitap alıştırmakla başarı sağladığını söylediğinde her gün diyor eve gelirken diyor çocuğun yaşına göre diyor kitap aldım diyor okumaya başladım ben diyor aldım okumaya çocuk diyor geldi diyor benimle diyor oynamak istiyor diyor ben neyle meşgul olsam çocuk onunla diyor çocuk diyor baktı diyor hani o çocuğun yaşına göre aldım ya diyor baktı okuyor. Aa bu da ne beraber okuyalım dedim diyor. Beraber okuduk diyor. Aradan bir zaman geçti diyor. Yine farklı daha aldığım kitapları diyor geliştirdim diyor. Ve bugün diyor çocuğum diyor artık diyor hiçbir zaman ben oğlum artık şu kitabı bırak diyorum diyor. Yani kitap oku demiyorum artık bırak şunu gözlerin yoruldu diyorum diyor. Bakın yani velilerin normalde işi nereye kadar getirebileceğinin güzel bir örneği değil mi hocam? İşte disiplinli bir bilinçli bir baba çok basit bir uygulama biliyor musun? Evet çok basit. Ben bunu kendim de yaşadım. Siz de yaşıyorsunuz, biz de yaşıyoruzdur. Yani eve vardığımızda telefonu elimize aldığımızda evde benim küçük çocuk var. Ben telefon elime gördüğü zaman baksam ki koşmuş gitmiş annesinin telefonunu almış gelmiş. Sizi taklit ediyor. Beni taklit ediyor. Benim kitap olsa bunu da denedim. Gitti küçük küçük resimli dergiler vardı. O resim dergilerden almış gelmiş. Çok basit bir uygulama. Çok basit ama uygulama. Mutlaka yapılması gerekiyor. Ama bunu disiplinli bir şekilde ısrarla devam ettirmek gerekiyor. Sayın hocam programımızın da sonuna doğru geldik, yaklaşıyoruz. Son olarak izleyicilerimize neler paylaşmak Yusuf istersiniz? Yusuf hocam, düne kadar müezzinlerimiz merhaba, merhaba diye karşılıyorlardı Ramazan-ı Şerif'i. Bugünden itibaren elveda, elveda ey şehri Ramazan diyor. Yani hoş geldin dedik. Artık böyle hani tam Ramazan pik yaptı değil mi şey tabirle. Evet. Güncel tabirle pik yaptı. Artık aşağı doğru iniyoruz. Ömür de böyle belli bir yaştaki insanların pik yapmış oluyor. Artık aşağı doğru iniyoruz. Hep büyüklerimiz öyle derlerdi. Anne namaz kılarken, oruç tutarken hep dersin ki işte bu benim son namazım, bu benim son orucum. Bu bizim herhalde son Ramazanımızmış gibi insan Ramazan'ı değerlendirdiği zaman çok daha farklı olacaktır. Henüz daha vakit geç değildir. Şimdi izleyicilerimiz sanki bir dahaki Ramazan'a ya kavuşuruz ya kavuşamayız. Öyleyse iyi değerlendirmeye çalışalım. Şöyle düşünelim. Yakınlarımızdan, çevremizden, etrafımızdan, geçen Ramazan'da olup da bu Ramazan'da aramızda olmayanlar vardır. Öyleyse ya bir dahaki Ramazan'a ya bulunurum ya bulunamam. Hı. Çok basit bir cümle. Bunu insan zaman zaman tefekkür ettiği zaman bu geçen 14 günde mutlaka çok daha kıymetli geçecektir. En iyi şekilde değerlendirmeye çalışalım. Zaman çok daha kıymetli, zaman kıymetlidir ama Ramazan'daki zaman çok daha kıymetlidir.
Bizim elimizde. Yani Ramazan'daki bir gün oruç, diğer sair günlerdeki bin gün oruçun yerine onun yerini tuttuğu yok. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'i geçen günlerimizi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışalım. Hocam teşekkür ediyoruz. Çok biz sağ olun. Teşekkür Allah ediyoruz. Razı olsun. Ağzınıza hayırlı sağlık. Ramazanlar diliyoruz. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Bugün Esat Yapıcı hocamız, Koca Sinan İlçe Müftümüz bizlerle beraberdi. Ramazan ve zaman dilimleri üzerinde konuştuk. Zamanın önemi üzerinde konuştuk. Zamanımızı inşallah en güzel şekilde değerlendirelim. Çocuklarımıza bu konuda örnek olalım. Bol bol okuyalım. İmanımızı, yaptığımız davranışlarımızı sağlam bilgi ve sağlam bilgi üzerine inşallah inşa edelim. Böyle olunca zamanımız daha güzel olacaktır. Ailemiz daha farklı olacaktır. Toplumumuz daha farklı olacaktır. Ben bu duygu ve düşüncelerle sizleri inşallah Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz.